ve muhterem müminler. Bugünkü hutbemizin konusu İslam ırkçılığı reddeder hakkında olacaktır. Yeryüzünde yaşayan insanların dilleri, renkleri farklı olduğu gibi ırkları da farklıdır. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık buyur. Bununla birlikte İslam kavmiyetçiliği ve kabileciliği yasaklamış, müminlerin ancak kardeş olduğunu belirtmiştir. Soy ve nesebe dayalı üstünlüğü reddeden dinimiz, takvada yani Allah'a kullukta üstünlüğü esas almıştır. Bütün insanlığa gönderilen Peygamber Efendimiz Veda hutbesinde şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana takva dışında bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. Allah yanında en makbul olanınız, en muttaki olanınızdır. Değerli müminler, Peygamber Efendimizin hayatına baktığımızda kardeşliği tesis ettiğine dair uygulamalarını görürüz. O, cahiliye insanı arasında yaygın olan kabilecilik hastalığını ve kabileler arasındaki savaşları sona erdirmiş ve hicret eden Mekkeli Müslümanları Medineli Müslümanlarla kardeş ilan etmiştir.